Müslümanlar birlik olmayı öğrenseler her şey çok daha kolay. Bu kadar basit. Palyatif tedbirlerle bir şey çözülmez. Bakın siyasetçilerin ağzında bir laf var. Birlik, beraberlik. Ha benim iki gözüm. Beraberlik için birlikten fazlalık lazımdır. Birden fazla olanlar beraber olur. Söylediğiniz sloganın manasını bilmiyorsunuz. Birlik deyin yeter. Beraberliğe ne lüzum var? Yani bir vücutta göz gibi dışarıdan çok kıymetli, beyin gibi içeride çok kıymetli, aletler olduğu gibi heladan helaya kullanılan aletler de var. Beni söylettirmeyin daha çok. Ama o vücudun tamamiyeti içinde her alet lazımdır. Ayrılık nerede? Ama Türkler, ben milliyetçilik kastederek söylemiyorum, bir hakikati ortaya koyuyorum. Sanatta, idarede, ilimde daima İslam bedeninin beyni ve kalbi olmuştur. Tabii ilk kuruluştan itibaren değil. Abbasilerden itibaren. Bermekilerle başlayan Abbasi vezirleri, Cafer Bermeki, Yahya Bermeki vesaire ile başlayan ve esas intelijans servisin kuruluşu tamamen Türklerledir ve öyle yürümüştür. Memlükler öz ve öz Türktür. Zaten Devleti Türkiye diye imza atar Memlük hükümdarları. Karahanlılar, Gazneliler. Hiç maalesef bize okutulmayan, öğretilmeyen İngiliz tesirlidir. Buna da eminim. Babürlüler. Bir Babür medeniyetini biz derste okumadık. Tarih kitabında okumadık. Efendim, Endülüs. Endülüs'ü herkes Endülüs Emevileri diye biliyor. Nereden çıktı Emeviler? Endülüs devleti en son Beni Ahmer'dir. Emevi ile alakası yok. Beni Ahmer devleti Endülüs'ün en son devletidir. Granada'dan ayrılan ve Emevi değildir. Nereden çıktı? Onu bile doğru bilmiyoruz. Endülüs Emeviler dedik çıktık. Hayır. Yani 1492'de son Müslümanın ayrılması Granada'dan Emevi falan yok o zaman. Beni Ahmer'dir o. Ameroğulları, yani kırmızı, Kızıloğulları devletidir. Bilmiyoruz. Hasılı, bunların hepsinin çözümü doğru bilgiden geçer. Doğru bilgiyi edinmek için sevmek gerekir. Sevdiğimizi üzmemeye gayret edeceğimiz için bunları doğru biliriz. Onun için böyle ayırım falan olmaz. Birlik, beraberlik sloganlarıyla olmaz. Hakikaten birlikle olur. Bir olacağız. Bir olacağız. Ama Türkler hep yukarıda olmuş, lider olmuş, ağabey olmuş, bazen baba olmuş. Bugün Fütühat-ı İslamiye'ye baktığımız zaman Hulefai Raşidin ve Emeviler dönemi deki Kuzey Afrika'ya kadar olan fütühat haricinde bir de bizim Malatya'da Hazreti Ömer dönemindedir o topraklar. Ondan sonraki bütün fütühat-ı İslamiye Türkler elindedir. Bugün koca Hindistan kıtası, milyonlarca kişilik Endonezya, Pakistan, Hindistan'daki yüz milyonlarca Müslüman, Bangladeş, efendim Afganistan, bunlar Müslümansa önce Sultan Mahmud-u Gaznevi, sonra Babürşah ve evlatları sayesindedir. Bugün Tuna'nın öbür tarafına kadar, Viyana kapılarına kadar hala Müslüman varsa Osmanlı fütühatıdır. Varsa aksini iddia eden buyursun. Efendim, fütühatta da öndeyiz. Fütühat zapt etmek değildir. Açmak demektir. Biz evvela gönüllerini açarız. Ve Türk zulmünden bahsedilemez. Ha diyenler var. İftira ediyorlar canım. Onun gibi bir şey yok. Ama Engizisyon vardır. Kendi vatandaşlarına zulmeder. Hollanda'da Çiçek Pazarı'nın yanındaki köprünün başında işkence müzesi var. Hangi aletlerle işkence yaptıklarını sergiliyorlar. Bunun da adı medeniyet. Halbuki biz
Zalime bile zulme demeyiz. Zalime bile adaletle. Esir. Ben ne yiyorsam esirim onu yiyecek. Esir ayrı karavana çıkmayacak. İslam hukuku bu. Hangimiz medeniyiz? Ha. Müslümanlar mı medeni, ötekiler mi medeni dersek orada verecek cevabımız pek yok. Ama bu insanlar Müslüman mı dersek ona da pek bir cevabımız yok. Biz Müslümanlardan bahsetmiyoruz. İslam'dan bahsediyoruz. Bu ayrımı da bu şekilde yapmak aslında bir Müslüman için yüz kızartıcı, iç ağlatıcı bir hal. Örnek olamıyorsam ben peygamberim gibi, benim Müslümanlığım çok noksan demektir.